Selamun aleyküm, herkese günaydın, hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Ee, daha önce bahsettiğimiz, söz verdiğimiz, konuştuğumuz üzere bugün size biraz sürecimden bahsedeceğim. Ne oldu, neler oldu? Ee, agorofobi sürecini özellikle anlatacağım. Nasıl bu hale geldi? Buradan sonra yapacağımız video Allah nasip ederse buradan nasıl ee, yavaş yavaş da olsa e, çıkmayı başardık ya da uğraşıyoruz diyelim. Çünkü henüz bitmiş bir süreç yok arkadaşlar. yani halen daha e, bazı şeylerde sıkıntılar yaşayabiliyorum. Bazen anksiyete hatta hatta mini panik ataklarda yaşayabiliyorum. Tek olay şu eskiden bunları yaşadığım zaman e, bir sonraki adımı atmakta çok büyük zorluklar yaşıyordum. Ee, Şimdi Allah'ın izniyle ee, o durumu biraz aşmış olduk. Ben profesyonel videolar falan çekmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Yani öyle editler falan yapmayı. Burada gayem benim sadece ee, çünkü ben öğleyken bir derdi ortağı arıyordum. Yani benimle aynı şeyi paylaşan, benimle aynı şeyleri konuşan insanları arıyordum YouTube üzerinde. Çünkü bu işi bilmeyen insanların, çekmemiş insanların ee, abuk-subuk tavsiyeleri gerçekten beni çok rahatsız ediyordu. Ee, o yüzden böyle amatörhane, e, kardeşçe bir sohbet ortamında olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, şöyle diyelim, daha önce ilk videomda da bahsetmiştim. Ben aslında 26-27 yaşlarından beri e, panik atak yaşıyormuşum. Yani bunu daha sonra tabii fark ettim. E, bu ne zamana kadar devam etti? Aşağı yukarı 40'lı yaşların başına kadar İşte zaman zaman böyle çarpıntılar, darlanmalar, baş dönmesi mesela bir dönem çok yaşadım doktor doktor gezdim nedir yani benim böyle etraf dönüyor değil de dengesizlik algısı altımdan halıyı çekmişler gibi bir algıyla e, gelen bir durum vardı bir şey bulamadılar arkadaşlar. MR'lar, işte muayeneler, vesaireler, tahliller, tetkikler. İşte boyundan şey aldım, e, fıtık falan olduğu için ondan şüphelendiler bir ara. E, fizik tedavi falan aldım. Yani bir sonuç alamadım arkadaşlar neticede devam etti. Meğerse bunların aslında hepsi anksiyeteden kaynaklı şeylermiş. Bunu daha sonra e, bu gerçeğe vakıf oldum diyelim. Şimdi 40'lı yaşların başına kadar böyle çok büyük problemler yaşamadan aslında süreci getirdik. Ee, zaman zaman işte ufak tefek rahatsızlıklarımız oluyordu. Acile götürüyorlardı, bazen doktora gidiyorlardı, götürüyorlardı. Ee, ciddi bir şey bulunamıyordu yani. Bu arada e, şunu da söyleyelim, bendeki o, o hipokondriyaz istedikleri hastalık hastalığı durumun e, incelediğiniz zaman e, bu konuda uzmanlar da zaten iki fazdan bahsediyorlar. Yani bu hastalık hastalığının da iki fazı var arkadaşlar. Birinci fazda sürekli doktora gidiyorsunuz, araştırma aşaması diyorlar. Her şeyde başınız ağrısı doktora gidiyorsunuz. İkinci aşamasında doktora gitmekten korkmaya başlıyorsunuz. Hastanelere adım atamaz hale geliyorsunuz. Ben o ikinci faza geçmiştim artık. Hastanelere gitmekten de e, korkar hale gelmiştim. E, Böyle devam ediyordu hayat. Ben o sırada özel sektörde çalışıyordum. E, fakat bu şey sıklaşmaya başladı. Yani böyle işte çarpıntıdır, baş dönmesidir, dengesizlik halidir vesaire Dedim ki herhalde bunlar e, stresten kaynaklanıyor. İşim biraz stresliydi. Ben işi bırakıp da kendi işimi yapmaya işte daha çok böyle doğayla ilgili şeyler yaparsam bu stresi aşarım, bu dertler de biter diye düşündüm. Hayatımın hatasını yapmışım. Sakın öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Ee, ve işten ayrıldım ee, bundan 3 sene kadar önce. Ee, ve küçük bir çiftlik kurdum ee, etlik tavşan e, üretimi üzerine. Kendi mesleğim makine mühendisiyim normalde. En son e, gemlikte bir jeneratör işletmesinin teknik müdürü olarak çalışıyordum. Ayrıldım, ee, ufak tefek dediğim gibi panik ataklar geçirdiğim bir ortamdı. Neyse bu şeyi kurduk, ee, çiftliği kurduk. Arkadaşlar kurar kurmaz da e, bazı olumsuz durumlarla üst üste karşılaşmaya başladım. Yani sürekli bir stres, hayvanlarım ölmeye başladı, yaptığımız yatırım bir anda batıyor gibi oldu e, ve öyle bir hale geldim ki artık sanki o çiftliğe her gidişimde ee, işte birkaç tane ölmüş hayvanı bulacağım. Olumsuz bir durumla karşılaşacağım. Artık öyle bir oldu ki ayaklarım bile geri geri gidiyordu. Yani oraya gitmek istemiyordum. Gittiğimde göreceğim e, manzaradan çok korkmaya başlamış idim. Ve demek ki insanda işte bu stres durumu e, içerilerde bir yerlerde birikiyor. Bilinçaltı bunu bir analiz ediyor. Çünkü biliyorsunuz bilinçaltımız bizi korumak için var. Analiz ediyor, bir çalışma yürütüyor kendi içerisinde ve diyor ki bu adam oraya gittiğinde bir problemle karşılaştığında yüksek düzeyde stres yaşıyor. Bu stresten bu adamı korumam lazım. Korumasının rolü de ne şeyde nedir? E, yolu da nedir korumasının yolu? Sizi oraya göndermemektir. Ve e, bir şekilde sizi oraya göndermemek için sizi hasta hissettiriyor, başınızı döndürüyor. Her şeye rağmen göze alıp gitmek zorundasınız çünkü orada canlı bir hayvan var, bakılması gerekiyor. Giderken stresler yaşadığımı fark etmeye başladım arkadaşlar. Özellikle kendim seyahat ederken. Yani o yol güzergahında e, böyle bir sınır var diyelim. O sınırı geçince stres seviyen min arttığını fark ettim. Ondan sonra neyse bir gün yine böyle gidiyorum. Yine o zaman da böyle çok stresli e, işler ne olacak, ne bitecek, ne yapacağız şimdi, iyi mi ettik, kötü mü ettik gibi düşünceler kafamda iken birden arabanın içerisinde fenalaştığımı fark ettim arkadaşlar. Nefesim darlandı, başım dönüyor, beynim uyuşuyor sanki yani bir şeyler oluyor yani dedim ki ya kalp krizi geçiriyorum ya da şey var yani felç gibi Allah korusun bir şey geçiriyorum düşüncesi oluştu şeye de o kadar yakınım ki yani çiftliğe varacağım yere de o kadar yakınım ki ama gidemiyorum durdum yolun kenarında arabayı çektim benim zararlı bir alışkanlığım var arkadaşlar yani uzun süredir bu, bu ilk fark edildiği zamandan beri yanımda tansiyon şeker aleti falan taşıyorum bunu yapmayın arkadaşlar eğer yapmıyorsanız yapmayın ee, yapıyorsanız da bırakmaya çalışın ben henüz bunu bırakamadım eee Tansiyonumu şekerimi ölçtüm bir tık yüksek yani mesela tansiyon 15-9 gibi bir şeydi ee, yanlış hatırlamıyorsam da şeker de 180'ler civarında bir şeydi fakat şu an yaşarken bile oldum onu inanın anlatırken bile nefesim tükendi yani nefes alamıyorum başım sürekli dönüyor ee, arabanın arka koltuğuna yattım ee, ağzım müthiş kuruyor ki şu anda da kurudu. Ee, hareket edemiyorum yani kimseden de medet de gelmiyor bir yardım da gelmiyor yoldan gelip geçen insanlar var ama kimse durup da sen burada ne yapıyorsun ne oldu kardeşim niye yatıyorsun demiyorlar ee, neyse ben bir müddet yattım bir 15-20 dakika veya bir yarım saat kadar baktım biraz kendime geldim toparlandım ee, arabaya bindim çiftliğe devam ettim zaten çok yakın yani 200-300 metre bir mesafe kalmıştı Çiftlikte biraz daha yattım, sonra kalktım işlerimi halletmeye çalıştım ama o gün çok büyük bir stresle çalıştım. Yani mesela 10 dakika çalışıyorum, yarım saat yatıyorum öyle düşündüm. Eve döndüm, aradan bir zaman geçti, tekrar gidiyorum. Daha oraya gelmeden arkadaşlar, daha önce kaldığım yere gelmeden tekrar aynı şeyi yaşadım ve ee, bu sefer devam edemedim yola. Ve daha büyük bir dehşet alıyorum. Bu sefer aile fertlerini aradım. Babamı aradım, eşimi aradım, işte komşuları aradım falan. Kimseden bir yardım gelmedi. Ve yardım gelmeyince çok büyük bir anksiyete hissettim arkadaşlar. Çok çok büyük bir anksiyete hissettim. Yani bu sefer tamam dedim artık. Ee, ne yapabilirim diye düşündüm. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Geriye kalan son gücümü kullanarak gerisin geriye eve doğru kaçabildiğimi hatırlıyorum. Ee, fakat bunları yaşıyorum ama bir yandan da diyorum ki hayır bunu aşmam lazım yani bir şekilde. Aradan bir 5-10 gün civarında bir zaman geçti. Unutmuyorum. 8 Ağustos tarihiydi. Bir kez daha gidiyorum arkadaşlar. Böyle sabah namazından hemen sonra yani serinlik değişimi göreyim diye çıktım. Yolla giderken bir kez daha kaldım arkadaşlar. Aynı noktadan, daha önce kaldığım noktadan biraz daha geride. Yani sürekli geride kalıyorum. Yani bilinçaltı bana diyor ki gitme kardeşim orada tehlike var. Gitme yani sen olumsuz bir durumla karşılaşacaksın seni korumaya çalışıyorum diyor. Başım dönüyor bir çok garip bir şey yani. E bir günde sonra acile gidiyorum mesela bir şey yok diyorlar falan. <laughs> Affedersiniz. Üçüncü de en büyük dehşeti aldığım şey o oldu arkadaşlar yani. Yalnızlığımı hissettiğim, çaresizliğimi hissettiğim ne olacağını şaşırdım, ne yapacağımı şaşırdım, hareket edemedim. Yolun kenarında bir abimizin bağ evi var. Ee, zar zor oraya kadar arabayı sürebildim. Ee, ona seslendim, abi ben ölüyorum galiba dedim. Geldi, tansiyonu falan ölçtü. Neyse aldı, benim kolumdan yatırdı beni biraz şeyinde, bağ evinde. Ya işte aslında bir şey yok falan dedi yani. Bak tansiyon falan çok yüksek değil dedi yani. Bir yarım saat sonra falan geçer gibi oldu. Fakat ben bir daha şeye gidemedim, e, çiftliğe gidemedim, geri döndüm, birisini alıp öyle gittim falan. Arkadaşlar o 8 Ağustos tarihinden sonra artık evden çıkamaz bir hale geldim. Yani neden? Çünkü daha önceki her çıkışımda bir problemle karşılaştığım için, e, bir sorunla karşılaştığım için, yolda kaldığım için evden çıkamaz bir hale geldim. Hatta bu öyle bir aşamaya geldi ki. Ee, sokaktan geçen mesela patates satan birisinden patates almak için Evden aşağı inemeyecek duruma kadar geldim yani Evden aşağı indiğimde elim ayağımın titrediğini hatırlıyorum Tabi bu sadece şeyle kalmadı Mesela çiftliğe gitme durumuyla sınırlı kalmadı ee, Bir müddet sonra artık mesela camide de vakit namazlarını kılamaz hale geldim Yani o kalabalık ortama girdiğimde hemen bir nefeslarlığı Baş dönmesi, ayakta duramıyorum Cuma namazlarında aynısı olmaya başladı. Ayaklarım titriyor yani böyle. Derin nefes alamıyorum, boğulacak gibi oluyorum. Resmen ölüce, ölüyor gibi oluyorum. Bazen oturarak namazı tamamlayabiliyorum falan. Bir müddet sonra camilere de gidememeye başladım. Yani Cuma'dan Cuma'ya mecburen gidiyorum ama e, inşallah Rabbim o günkü namazlarımızı kabul etsin. Yani bir şey yok, bir konsantrasyon herhangi bir şey, hiçbir şey yok. Sadece canıma odaklanmışım bir an eve eve gideyim değerindeyim. Böyle zor bir durumdaydım arkadaşlar ee, ve aşağı yukarı e, 6 ay kadar bu durumu yaşadım. Ee, şimdi video uzun olmaması için birkaç cümle daha söyleyip geri kalanını ikinci videoya bırakacağım. Ee, bir iki ay sonra şunu demeye başladım ya bu böyle devam edemez yani hayatımı evde geçiremem. Ee, öyle ki artık evde bile yalnız kalmaktan korkar hale gelmiştim. Yani illa birisi olsun yanımda falan diye. Neyse, e, şeye karar verdim arkadaşlar. Yani bir e, psikolojik e, yardım alayım. İlaça karşı olduğum için e, şey ilaç hiç almadım. Hiç kullanmadım bu süreç içerisinde. Sadece doğal işte, pasif pasiflora falan kullandım biraz yani beni sakinleştirsin diye. Ama esas çare onlar da değil arkadaşlar. Anlatacağım hepsini bir yandan psikolog araştırmaya başladım. Bir yandan da kitaplar okumaya başladım. Bazı kitaplar okumaya başladım. O kitaplarla kaygı bozukluğu, anksiyete, işte agorafobi hakkında o kadar çok bilgi edindim ki. mesela birkaç psikoloğa gittim ben. Şu anda çalıştığım psikoloğunla çalışmaya karar vermeden önce. Mesela onların değerlendirmeleri bana yetersiz geldi bir yere bir yerden sonra. Yani onlarla devam edemedim. Şu anki psikoloğumla devam etmeye karar verdim. O denli bir bilgi sahibi oldum. Ama bilgi sahibi olmak kendi başına yeterli olmuyor arkadaşlar. Harekete geçmediğiniz sürece. Bunların hepsini anlatacağım inşallah. Birincisi bu vardı. Yani konuyla ilgili güvendiğiniz insanların kitaplarını okuyarak onlardan neler oluyor, ne yaşıyorsunuz, neden böyle oluyor, bunun sebebini öğrenmek. E, i̇kincisi, bu ikinci dediğim konu tabi daha çok inanç dünyası ile ilgili bir şey. E, i̇nternette yani YouTube'da Nur dersi e, diye bir kanal var. Orada da e, Hasan Akar abi diye bir abinin e, videoları var. Yani e, panik atak, anksiyete, dimağın çalışma şekli, e, bu anksiyete, panik atak, korku, kaygı durumları neden oluşuyor, nasıl oluşuyor? ...nasıl bir mekanizmayla faaliyete geçip aktif oluyor? Bunları anlattığı bir kanalı var. Çok istifade ettim gerçekten. Yani Kaygımın aşağı yukarı yarısını bitiren o oldu yani bir yerde. Ondan çok istifade ettim. Dediğim gibi psikiyatrist İbrahim Bilgen Hoca'nın videoları, kitapları... ...psikolog Selen Can Hoca'nın kitapları... ...psikolog İzzet Güllü Hoca'yı da çok dinledim. Kitaplarını da okudum. Sen hasta değilsin diye bir kitabı var. O kitabından çok istifade ettim ee, ve bir yerlere kadar getirebildik süreci ee, ama ondan sonra yani harekete geçme kısmında bunlar yeterli olmadı. O harekete geçme kısmındaki cesaretinizi toparlayabilmek için yaptığımız bazı çalışmalar oldu psikoloğumla. Ee, bunlardan bahsedeceğim tek tek de, video uzun olmasın diye şimdi keseceğim. Onları yaptıktan sonra artık yavaş yavaş harekete geçebildiğimi gördüm, öğrendim. Ve arkadaşlar İbrahim Hoca şunu söylüyor mesela İbrahim Bilgen Hoca: Siz harekete geçip bir şeyler yapmaya çalıştıkça beyninizde yeni bir nöroplastisite oluşuyor imiş. Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi daha önce kaygıyla veya korkuyla kaçındığınız işler Dolayısıyla beyninizde bir plastiste oluşuyor, bir yani nöroplastisite oluşuyor. Bu nöroplastiste sizi bazı şeyleri yapmaktan alıkoyuyor. Siz bunun tersini yapmaya başladıkça yeni bir yol, yeni bir yordam oluşturuyor beyniniz ve artık onu meleke haline getiriyor. Şöyle düşünebilirsiniz: Arabayı yeni kullanmaya başladığınızda tedirginsinizdir, Gazan basayım, frenem basayım, ah sinyal mi vereyim falan filan. Fakat belli bir tecrübeden sonra beyninizin artık bunları otomatik yaptığını fark edersiniz. İşte bu agorafobiden çıkışta da bir şeyleri yapıp korkuyla da olsa onu kabul ederek üzerine gitmeye başladıkça bazı şeylerin artık sizde meleke haline geldiğini görmüş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar yani agorafobi sürecimin başlangıcını size böyle anlatmaya çalıştım. Buradan esas nasıl çıktığımı da anlatacağım başka bir videoda. Bir demin söylediğim kaynakları biraz daha detaylandıracağım. Ee, ama şimdiden sizde hani böyle bir kulak dolgunluğu belki bir yardım almak isteyebilirsiniz o şeyden diye, o kanallardan diye. Ee, ismen sadece e, şey yapmak istedim. Ee, size anlatmak istedim. Ee, özellikle arkadaşlar eğer e, yanlış anlamayın ben herkesin itikadına inancına saygım var ama inanç yapınız müsaitse e, Nur Dersi veya Hasan Akar panik atak, Hasan Akar korku işte serbest bölge başlıklı videoları var. Yani benim bildiğim 400-500 tane videosu var Hasan abinin. Bir şöyle dinlemenizi tavsiye ederim. Yani bir dinlemenizi tavsiye ederim. En azından bizde ne oluyor? Bedenimiz neye niye tepki veriyor bunu görmek açısından. Diğer kaynaklarımdan da edin edindiklerimi, yaptıklarımı sizlerle yavaş yavaş paylaşacağım. Allah hepimize sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah. Hepinize ve hepimize geçmiş olsun. Arkadaşlar unutmayın Allah dermansız dert vermiyor. Hep, hepsinin her şeyin bir dermanı var. Her hastalığın bir dermanı var. İnşallah arar buluruz. Rabbim şifalar versin. Geçmiş olsun sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.